Sahurlarınız, hayırlı seherleriniz olsun. Sizleri muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Çok güzel bir mekanda, çok büyük bir zat-ı şerifin huzurundayız. Bağdat'ta Maruf-ı Kerhi Hazretleri, Kudsası Ruh, hemen şu görmüş olduğunuz Merkad-ı Şerif'in içinde sırlı, metfun. Rabbim derecatını âli eylesin. Buradan gönlüme düşen hadise şudur ve onu arz etmek isterim. Seriyyus Sakati Hazretleri diyor ki, bir bayram günü Maruf-ı Kerhi'yi gördüm. Hurmalıkta hurmalar topluyor, meşguldü. Selam verdim. Dedim ki, hayır olsun efendim, bayram günü niçin böyle bir işle meşgulsünüz? Yahu dedi, bir çocuk gördüm. Arkadaşları gülüp oynarken o bir köşede mahzundu. Senin neyin var, niçin bayramın hakkını vermezsin diye sordum. Efendim dedi, ben yetimim, kimim kimsem yoktur. Yeni elbiselerim yok, oyuncaklarım yok. Ondan böyle. Benim de gönlüm dayanmadı onun o haline. Şuradan hurma toplayayım, götürüp satayım da ona bir oyuncak, bir bayramlık bir şeyler alayım istedim diyor. Seriyyus Sakati Hazretleri bunu duyunca, efendim diyor, müsaade ederseniz ben gideyim o çocuğun gönlünü yapıvereyim. Hay hay demiş. Siz yorulmayın diyor. Hay hay demiş Hazretim. Gidiyor ve o çocuğa bayramlıklar, cebine harçlık, belki oyuncak, karnını doyuracak bir şeyler ikram ediyor. Seriyyus Sakati Kudsası Ruh diyor ki, benim bunu yaptığımı duyan Maruf-ı Kerhi ellerini açtı ve bana dua etti. Dedi ki, Allah da senin gönlünü yapsın. Sen bizim müşkülümüzü gördün, Allah da senin müşküllerini gidersin. Allah seni aziz etsin. Ondan sonra kalbime bir nur doğdu ve Allah yoluna çıkış yolculuğum ve belki seyri sülüküm ilk olarak o duanın bereketiyle ve böylece başladı. Mühimdir. Bakın, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadette bayram namazını kılmaya giderken, hani hatırlayın, bir genç, bir çocuklar bir köşede oynuyorlardır da birisi bir köşede mahzundur. Evladım sen niye onlarla beraber oynamıyorsun diye sorar. O çocuk gelenin Peygamber Efendimiz olduğundan habersizdir. Der ki, benim babam Resulullah'la gittiği bir savaşta şehit oldu. Annem bir başkasıyla evlendi. Adam bizi bıraktı. Benim kimim kimsem yoktur. Kıyafetlerim yoktur. Ben ağlamayayım, kim ağlasın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun haline dayanamaz, der ki, ister misin seni bizim evimize götüreyim. Muhammed baban olsun. Ayşe annen olsun. Hasan Hüseyin ağabeylerin, kardeşlerin olsun. Deyince çocuk kiminle konuştuğunu fark eder. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarılır. Eve gider, yıkanır validemiz tarafından. Güzel kıyafetler giydirilir, kokular sürülür, gelir. Çocukların arasında dolaşır. Çocuklar şaşırır bu defa onun haline. Ne oldu der. Büceyir, adı da Büceyir. Efendimiz onun adını Beşir olarak değiştirmiş. Beşir, müjde. Ne oldu diye sorarlar arkadaşları. Der ki, Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim babam oldu. Ayşe, annem oldu. Fatıma, ablam oldu. Hasan'ın kardeşlerim oldu. Ben sevinmeyeyim de kim sevinsin? O zaman o asr-ı saadet çocukları diyecektir ki, keşke bizim babalarımız da bir gazada, Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la çıktığı bir gazada şehit olaydı da senin yerinde biz olsaydık. Hadiseye pek çok yerden bakılabilir. O çocukların idraki, seviye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hassasiyeti, Beşir'in mutluluğu, yetime kol kanat germenin ehemmiyeti. Fakat müsaade ederseniz şuradan bakmak istiyorum. Evliya o kişiye derler ki, Allah-u Teala'nın şer'i şerifine, Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine mutabaat ve mübayaatta zerrece noksan olmasın. Her şeyiyle ona benzesin.
oturuşu, kalkışı, duruşu, bakışı, yürüyüşü, ameli, edebi, ahlakı. Ahlakı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzedikçe, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlık kespettikçe velinin derecatı artar. İşte huzurunda bulunduğumuz Zat-ı Şerif, aynen bir büceyrin beşir oluş hadisesinde olduğu gibi bayram sabahı bir yetimi memnun etmek, onun gönlünü yapmak derdiyle dolaş. Ramazandır. Güzel zamanlardır. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 vakitleridir. Yetimler ümmeti Muhammed'e emanettir. Gelin Maruf-u Kerhi Hazretlerinin huzurundan kendimize bir söz verelim ve diyelim ki Ramazan-ı Şerif bitmeden bir yetimin gönlünü yapacağım. Bir yetimin bayramlığını alacağım. Bir yetimin okumasına vesile olacağım. Bir yetimin hamisi olacağım. Soru şudur. Peki biz Serdar Bey o yetimi nereden bulacağız? Ya o kadar güzel derneklerimiz, o kadar güzel vakıflarımız, bu işi deruhte eden o kadar kıymetli insanlar var ki, bu işi aracılık eden yetim vakfımız var mesela. Onun aracılığıyla belki bir SMS'le bir yetimin başını okşayabiliyorsunuz. Ha, yetimin başını okşamak yanlış ifade. Verdiğiniz para başkadır da o yavrulara sarılmak, kucaklamak, hakikaten başını okşamak o çok çok daha kıymetli ve farklı bir şey. Aziz dostlar, sahurun bu vakti. Sofralarınıza bir güzel, bir büyük Zat-ı Şerif'in, Maruf-u Kerhi, Kudsesi Ruh'un huzurundan misafir olduk. Ve Seri-i Sakati Hazretleri ile merhabalarından hareketle yetimlerin kıymetine dair hasbihal ettik. Yetimler bizim göz bebeğimizdir. Allah'a emanet olun.